24 Mart 2022 Perşembe, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni yardım paketi geliyor. Koalisyon hükümeti artan enerji fiyatlarına karşı yeni bir paket açıkladı. Buna göre çalışanlara 300 avro vergi indirimi yapılacak. Yani çalışanlar tek seferlik 300 avro alabilecekler. Bu miktar maaşla birlikte ödenecek. 3 ay süreyle benzine 30 cent, dizelede 14 cent vergi uygulanacak. Yani benzinden alınan vergiler düşürülüyor. Benzin ve dizel fiyatları bu nedenle ucuzlayacak. Çocuklu ailelere çocuk başına tek seferlik 100 avro para ödenecek. Sosyal yardım alanlara da kişi başına 100 avro ek yardım yapılacak. Daha önce de bir 100 avro kararı alınmıştı. Bu miktar iki katına çıkarılmış oldu. Ayrıca toplu taşıma biletlerinde indirim geliyor. 90 gün boyunca geçerli olacak yeni bir bilet planlanıyor. Kısa mesafe ulaşımda kullanılacak ve aylık fiyatı da 9 avro olacak. Bu konuda adım atılması için federal hükümet eyaletlere maddi destek verecek. Çalışma Bakanlığı emeklilere de zam yapılacağını açıklamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren Batı eyaletlerinde yaşayan emeklilere %5.35 Doğu eyaletlerinde yaşayanlara ise %6.12 zam gelecek ama enflasyonun da seneye %6.1'e çıkması bekleniyor. Gelen gidecek. Yine de hiç yoktan iyidir. Özellikle otobüs ve tren biletleri çok pahalıydı. Aylık 9 avroluk bilet gerçekten hayata geçerse çok önemli bir adım olur. Çünkü şu anda bir günlük bilet bu kadara satılıyor aşağı yukarı. Toplu taşıma ucuzlarsa insanlar daha az araba kullanırlar. Benzinde de dışa bağımlılık azalır. Çalışanlara 300 avro vergi indirimi de gayet güzel bir adım. Çünkü yardımlar bugüne kadar hep yardım alanlara yapılıyordu. Yardım almayan çalışmasına rağmen ay sonunu zor getirenler bu sefer unutulmamış oldu. Hükümet herkese birer litre de ayçiçek yağı verse tadından yenmezdi. Çünkü yağ bulunamıyor. Ukrayna dünyanın en büyük yağ üreticisi ikincisi Rusya. Bu iki ülke savaşınca yağ kıtlığı başladı. Buna bağlı olarak patates kızartması, cips gibi ürünlerde de sıkıntılar bekleniyor. Ancak Almanya'da genel bir gıda sıkıntısı kesinlikle söz konusu değil. Koli koli gıda depolamaya hiç gerek yok. Diğer insanlar bu sefer bulamıyor. Herkes kendini yetecek kadar alırsa herkese yetecek kadar gıda zaten var. Ama işte panik rafların boşalmasına neden oluyor. Boş raf görüntüleri panik yapmayan insanları da paniğe sevk ediyor. İnsanlar gıda depolayınca ne güzel önlem aldık diye düşünüyorlar ama aslında genel bir paniğe neden olmaktan başka bir işe yaramıyor bu. Geçenlerde bir restoranda bir kişi geldi elinde bir bardak vardı Evde yağ kalmadı dedi bulamıyorum. Bir bardak yağ aldı, gitti. Bu duruma geldik. Ayçiçek yağının alternatifleri var aslında. Kanola yağı, zeytinyağı gayet sağlıklı alternatifler. Onları değerlendirebiliriz. Kızartma cips gibi şeyler zaten sağlıklı değil. Fırsat bu fırsat onlardan da uzaklaşabiliriz. Krizi fırsata çevirebiliriz. Schleswig-Holstein Maliye Bakanı Heinold Gates olarak bilinen kamu yayıncılığı vergisinin askıya alınmasını istedi. Focus'un haberine göre bakan bunun 6 ay boyunca alınmamasını istiyor. Gerçekten benzin, gaz, elektrik derken insanlar bunaldı. Bu vergi en azından kaldırılırsa bir süre güzel bir ara çözüm olur. Almanya'da yardım alanların dışındaki her aile şu anda 18-36 avro kamu yayıncılığı vergisi ödüyor. Salgınla ilgili haberler maalesef yine iç açıcı değil. Almanya'daki yeni vakalar 318 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 24 bin daha yüksek. Birkaç ay önce uzmanlar 300 binlere çıkacak dediklerinde inanmakta zorlanmıştık dedikleri oldu. Hem vaka sayısı hem de insidans değeri salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyede yani yine bir rekor kırıldı. Allah'tan bu varyant eskisine göre biraz daha hafif atlatılıyor yine de çok dikkat etmek lazım. Çünkü bugün 300 kişi salgına bağlı olarak hayatını kaybetti. 300 insan. Hiç de az değil. Bir kişi bile olsa az değil. Çünkü o kişinin yakınlarına sorarsanız size çok farklı şeyler söyler. Onun için önlemlere uymaya devam etmeliyiz. Acil Tıp Derneği hastanelerde personel sıkıntısı yaşandığını açıkladı. Virolog Drosten'da Nisan ortasına kadar vakaların artmaya devam etmesini bekliyor. Sağlık Bakanı La Tarba sağlık sigortası şirketlerinin açıklarını kapatmak için sigorta primlerine zam yapmayı planlıyor. Sağlık kasalarının şu anda 6 milyar avroya yakın açığı var. NOST konuştu bakan. Ek rezervleri arttırmalıyız. Daha fazla devlet katkısı vermeliyiz. Ve katkı payları da yükselmeli dedi. O katkı payları dediği bizim ödediğimiz paralar. Ücretsiz testlerinde. Mayıs sonundan sonra da kalabileceğini düşünüyor bakan. Ayrıca 70 yaşın üstündekilere ve kronik hastalıkları olanlara bir an önce 4. dozları yaptırmalarını tavsiye etti. Okullarda da sıkıntılar var. Birçok öğretmen karantinada 2 Nisan'da önlemler kaldırılınca vakalar daha da artabilir. Endişe bu. Eğitim ve Bilim Sendikası okullardaki maske ve test mecburiyetinin devam etmesini istiyor. Mülteci akını da sürüyor. Avrupa ülkeleri 10 milyona yakın Ukraynalı mülteci bekliyor. Çalışma Bakanı bu kişilerin Alman iş gücü piyasasına entegre edilmelerini istedi. Bu konuda bir plan hazırlanıyor. Mültecilerin oturma ve çalışma izinleri olacak. Kurslara ücretsiz gidecekler. Çocuk bakımı, sağlık gibi hizmetleri tamamen alacaklar. Bu imkanlar 60'lı yıllarda gelen birçok işçiye verilmemişti. Onların Almanca öğrenmesini kimse düşünmemişti. Almanya şimdi aynı hataları tekrarlamak istemiyor. Ekonomi Bakanı Habeck Rusya'ya enerji ambargosu uygulayacak durumda değiliz dedi. Bunun enerji güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi. Ancak bir daha asla tek bir ülkeye bu kadar bağımlı olmayacağız diye konuştu. Almanya doğal gazın %55'ini tek başına Rusya'dan alıyor. Salgın, savaş, insanların güvensizliğini de arttırdı. Allianz Bach Enstitüsü bir araştırma yaptı. Buna göre her 4 Almandan 3'ü kendisini Rusya tehdidi altında hissediyor. Herkes hiç olmadığı kadar güvensiz. Bu enstitü nüfusun ruh halini 1949'dan bu yana inceliyor. Ve bugüne kadar Almanya'da yaşayanlar kendilerini hiç bu kadar kötümser hissetmemişlerdi. Almanya'da bugün radar günüydü. Birçok eyalette yarın sabaha kadar kontroller devam edecek aşırı hız yapanlara cezalar kesiliyor. Bugün birçok eyalette ek radarlar konuldu. Ben bisiklet kullanıyorum. Araba hem pahalı hem çevreyi kirletiyor. Tren istasyonuna kadar bisikletle gidiyorum. Oradan trenle devam ediyorum. Herkese de tavsiye ederim. Hele güzel havalarda oldukça rahat oluyor. Bugün de hava çok güzeldi. Yarın da güzel olacak. Yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkacak. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez tişörtle dolaşan insanlar vardı sokaklarda. Bahar geldi, günler uzuyor. İnşallah yaz da gelecek ve bugün günlerden perşembe. Atilla İlhan ne güzel diyor. Bunca yıl sönmemiş umudum. Nisan değilse Mayıs, Perşembe değilse Pazar. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'daki vakalar yine arttı. 90 bin bandında toplu taşımada maske mecburiyeti kaldırılmıştı Fransa'da. Hükümet şimdi bunu geri getirmeyi planlıyor. Hatta Sağlık Bakanı Almanya'yı örnek göstermişti. Onlar kaldırmadı da ne oldu? Bak orada da vakalar artıyor demişti ama sanırım bir geri adım atacak. Ayrıca grip vakalarının da mevsim normallerinin üstünde olduğu açıklandı. Fransa genelinde bir de grip salgını uyarısı var. Ukrayna lideri Zelenski Fransa parlamentosunda bir konuşma yaptı. McDonald's, Coca-Cola, Starbucks gibi birçok şirket Rusya piyasasından çekildi ancak Fransız şirketleri devam ediyor. Fransız şirketlerinin de en kısa zamanda Rusya'dan çekilmelerini istedi. Avusturya'daki vakalar 42 bin bandında. Yeni yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Okulların dışında tüm kapalı alanlarda FFP2 maske takmak yeniden zorunlu oldu. Gece kulüplerinde ise 3G uygulanabilecek. Sağlık Bakanı kısıtlamaları sıkılaştırmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Karantina kuralları ise gevşetildi. Enfekte olan ancak hiç belirti göstermeyen kişiler 5. gün sonunda test yaptırmadan karantinadan çıkabilecekler. Avusturya'da birçok eyalet bu karara tepki gösterdi. Hollanda'daki ortalama 43 binin altında hızlı bir düşüş var burada. Bakanlar Kurulu 2023 yılında tüm üniversite öğrencilerine temel bir burs ödemesi yapmak istiyor. Bir yasa tasarısı hazırlandı. Buna göre ailesinden ayrı yaşayan öğrencilere aylık 225 avro ödenecek. Ailesiyle birlikte yaşayanlara ise 91 avro ödenecek. Dar gelirli ailelerin çocukları ailelerinin gelirine bağlı olarak 419'a kadar destek alabilecekler. Aslında bunları yapmak hiç zor değil. Silahlara harcadığımız parayla tüm öğrencilere murs verebiliriz. Biz öğrencilik dönemimizde zorluklar çektik. İnşallah bizden sonraki nesiller bu zorlukları çekmezler. Belçika'daki vakalar 4'te 1 arttı. Ortalama 10 binin üzerinde. Ancak uzmanlar rahat hastanelere aşırı bir yüklenme beklenmiyor. Yarın ve cumartesi günü Belçika için sis uyarısı yapıldı. Birçok otobanda hız sınırı 90 kilometreye düşürülecek. Özellikle Brüksel çevresinde ve Flaman bölgesinde sis bekleniyor. İsviçre'deki vakalar 23 bine indi. Ekonomi Bakanlığı Rus siyasetçilere ve iş insanlarına ait yaklaşık 6 milyar franklık mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. İsviçre normalde bu işlere pek karışmazdı ancak bu sefer farklı davrandılar, aktif tavır aldılar ve uluslararası anlaşmaların da bunda etkisi oldu. Mültecilere de kucak açacaklar. 30 bin yatak hazırladılar. İngiltere'de vakalar artmaya devam ediyor. Ortalama 86 bin. Hükümet ücretsiz hızlı testleri 1 Nisan'da kaldırmayı planlıyor ama uzmanlar bunu eleştiriyor. Enflasyon son 30 yılın zirvesinde. İngiltere'de de benzinde indirim yapılacak. Ayrıca gelir vergisinin 2024'e kadar %19'a düşürülmesi planlanıyor. Şu anda %20 ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi bu yardım planlarını yetersiz buldu. İngiltere, Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayan ülkelerden de biri. 65 kişi daha yaptırım kapsamına alındı ve Rusya, İngiliz Başbakanı Johnson'ı en aktif Rus karşıtı ilan etti. NATO üyesi ülkelerin liderleri de Rusya tehdidini ele almak üzere Belçika'da bir araya geldiler ve Rusya, Ukrayna'ya barış gücü gönderirseniz bu bir felaket olur diyor. Şu anda zaten bir felaket yaşanıyor. Binlerce insan öldü, milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu ve bugün Ukrayna'dan gelen bir mülteciyle konuştum. "Burası ne güzel bir ülke." dedi. "Siz ne kadar şanslı insanlarsınız. Burada bomba sesi duyulmuyor." Ama bu dünyanın başka bir yerinde bomba sesi duyulmadığı anlamına gelmiyor. Çocukların geceleri korkudan uyuyamadığı anlamına gelmiyor. Biz şanslıyız, gerçekten şanslıyız. Ülkelerimiz işgal altında değil ama vicdanımızın da işgal altında olmaması lazım. Benzer acıları biz de yaşadık geçmişte. Sene 1919'du. İstanbul işgal altındaydı. İngiliz, Fransız, Yunan askerleri devreye geziyordu. şabon askerleri bile devreye geziyordu. Fransızlar genç bir kadına sarkıntılık yapmışlardı. Genç bir polis memuru Cemil tesadüfen oradaydı. Müdahale etti. Fransız askerleri silahlarına davranınca Cemil de tabancasını çekti, üçünü vurdu. Bir ölü, iki yaralı vardı. Suçlu değilim dedi, kaçmadı bu yüzden ama işgal yıllarıydı. Fransızlar bir mahkeme kurdular kendilerince ve Cemil'i müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Ta Fransız Guyanası'ndaki Şeytan Adası'na gönderdiler. Burası Amerika açıklarında o ünlü Kelebek romanına konu olan ada. Filmi var. Dustin Hoffman oynuyor. Burada küreye mahkum ettiler Cemil'i. Üstünden seneler geçti. Kurtuluş Savaşı kazanıldı. İşgalciler geldikleri gibi gittiler. Ama bizim polis Cemil şeytan adasında unutulmuştu. Unutmayan tek bir kişi vardı. Mustafa Kemal. Ve bu olayı duyduğunda çok etkilenmişti gençken bile. Ve diplomatik girişimleri başlattı. Cemil'in iadesini sağladı. 1929'da Cemil'i İstanbul'da kahraman olarak karşıladılar. Polisliğe devam etti ama Orada çektiği işkenceler erken yaşta henüz 44 yaşında vefatına neden oldu. Filmi var mı? Yok. Cemil Tek mi? Değil. Onun gibi yüzlerce kahraman var. Gerçi hiçbiri bütün bunları filmleri çekilsin hatırlansınlar diye yapmamışlardı. Vatan için yapmışlardı ama biz yine de onları hatırlayalım. Çünkü Barış Bıçakçı'nın dediği gibi bu dünyada hiçbir şey göründüğü hatta yaşandığı gibi değil. Her şey hatırlandığı gibi. Hoşçakalın.